İkili savaş var. İkili savaş iç içe geçmiş durumda. Zaten öyle olur. Bir tanesi sınıf savaşı var. Bir tanesi de işte Kürt ulusuna karşı yürütülen yayılmacı emperyal bir savaş var. Şimdi bu iki savaşın dinamikleri birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla da baktığımızda şimdi kapitalizm dediğimiz mesele, özellikle sermaye birikimi dediğimiz mesele artı değere el koyarak mümkün hale gelebilir. Yani sermaye ancak artı değere el koydukça birikir ve her seferinde daha fazla artı değere el koymak zorundadır. Şimdi bu başlı başına zaten ciddi bir sınıf sömürüsüdür. Türkiye gibi biraz önce ilk başta bahsettiğim açıklarının fazla olduğu ülkelerde tabii ki artı değere daha fazla el koyma ihtiyacı, daha acımasız yöntemlerle el koyma ihtiyacı olduğu için sermayenin saldırgan bir üslubu ve toplumu bastıran, şiddet girdabında tutan bir yöntemi tercih eder. Bugün mesela sendikalar grev yapamaz durumdalar. Bugün işçi eylemleri istediğimiz şekilde bu kadar krize rağmen gelişemiyor. Maalesef çok da mümkün olamıyor. Bugün örgütlü emek hareketi çok zayıf. Bugün yine baktığımızda işsizlik bu kadar yaygınken işsizlerin, prekarya dediğimiz kesimlerin, bırakın proletaryayı, prekarya dediğimiz kesimlerin bile bir mücadelesini, eylemini ya da sesini çıkarttığını göremiyoruz. Neden? Çünkü sürekli inanılmaz bir baskı altındalar. Bu faşizm. Ve tabii bunu yaparken özellikle sınıf mücadelesini, sınıf savaşımı çerçevesine baktığımızda sınıf mücadelesini bastırırken de çok ciddi ırkçılığın siyasi arenada yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunu muhalefet partileri de kullanıyor. Bu tuzağa onlar da düşüyor ve sınıf yapısını parçalamaya yönelik bir hamle. Bunun bir nedeni tabii ki Kürtler. Dolayısıyla Kürtlere yönelik ırkçı anlayış, Kürt emekçi sınıfına yönelik aslında büyük bir saldırının da kaynağını oluşturuyor. İkinci ayağı da mülteciler, göçmenler. Bugün özellikle Suriye'den gelen, Afganistan'dan gelen insanlara yönelik ırkçı saldırılarda da bunu görmemiz mümkün. Biz bütün Suriye'den gelenleri, Afganistan'dan gelenleri sanki çete mensubuymuş gibi değerlendirip bir ırkçı nefret söylemiyle suçluyoruz ki, hayır, oradan gelenlerin de birçoğu emekçi, yoksul halklardan oluşuyor. Dolayısıyla sınıfı parçalamaya yönelik bu saldırının, bir yandan baskılama, bir yandan parçalamaya yönelik bu saldırıların önemli olduğunu ve burada güçlü bir sınıf savaşımına ihtiyaç olduğunu, güçlü bir mücadele ihtiyaç olduğunu söylemek mümkün. İkinci savaş ayağı işte bizim hep konuştuğumuz, yani Kürt ulusuna yönelik, Kürt toplumuna yönelik sürdürülen açık ve örtülü savaş meseleleri. Fakat bu iki dinamik birlikte hareket ediyor. Dolayısıyla bugün Türkiye'de bu denli sömürü varsa sömürgeci bir siyasetin hakim olmasından. Bunun tersi de doğru. Sömürgeci bir siyaset aklının hakim olduğu bir yerde sömürge, sömürü derinleşir, acımasız boyutlara ulaşır. Dolayısıyla bugün Karadeniz'de de emek sömürüsü had safhada, yoksulluk inanılmaz boyutlarda, İç Anadolu'da da, Batı Anadolu'da da, Trakya'da da nereye giderseniz gidin bunu görmeniz mümkün. Peki Karadenizlerin bir sorunu var mı? Yok. Lazların bu anlamda bir ulusal sorunu var mı? Yok. Aslında örtülü olarak var. Çünkü en temel haklardan yararlanmaları yine bu nedenden dolayı engelleniyor. Fakat Karadeniz'e gittiğinizde Karadeniz'deki emekçilerin birinci sorunu nedense bu emek sömürüsüne karşı mücadele etmek olmuyor. Mesela balıkçılarla konuşuyorsunuz. Balıkçılar bir sürü sorundan size bahsediyor. Ama bunun bir sömürü sorunu olduğunu dile getirmek yerine ırkçı bir tavırla Kürt düşmanlığı üzerinden kendilerini ifade ediyorlar. Aynı şeyi başka yerlerde de görüyorsunuz. Bu işte o algısal yönetimin ciddi sonuçları olarak yansıyor. Biraz önce sorduğunuz gibi yani işte cari açık var. Cari açığı kapatmaya kalktığınızda bütçe açık veriyor. Bütçe açığını kapatmaya kalktığınızda cari açık tekrar. İhracatçı istiyor ki dolar 40 lira olsun.
İthalatçı istiyor ki dolar 20 lira olsun. Ya da işte iş insanları diyorlar ki asgari ücret çok yükseldi. Ama işçilere soruyorsunuz, sendikalara soruyorsunuz, asgari ücret çok düşük. Dolayısıyla toplumda hangi ölçütü alırsanız alın, aradaki farklar o denli açılmış ki bir ortaklaşmanın, bir uzlaşmanın sağlanacağı bir şey kalmamış, buluşma noktası kalmamış. Örneğin Türkiye'de yoksulluk sınırı 4 kişilik ailenin 40 bin lira. Eşler çalışsa eve en fazla 23 bin lira girecek. Dolayısıyla 17 bin lira iki eş çalışsa bile her ay aile borçlanmak zorunda kalacak. Sadece yoksulluk sınırında yaşayabilmek adına.